Gazze ile alakalı birçok sorunun olduğunu, birçok söylemin olduğunu, programlar yapıldığını, Türkiye'de zaten bu programlar boştur. İnsanların gazını alan programlardır. Bütün iktidar yanlısı televizyon kanallarına da bak, normal onun karşıda olan televizyon kanallarına da bak. Bu mesele sadece konuşulmakta. Ulan insanlar ölüyor, ölüyor. Ulan insanlar sizden yiyecekten daha fazla silah bekliyor. Sizden yiyecekten daha fazla ordu bekliyor. İnsanların ölmesini göz göre göre İnsanlara seyrettirmek sizin için bir kurtuluş sebebi değil. Sizin için Allah'ın katında biz işte videosal olarak yaptık, insanlara gösterdik, zulmü duyurduk. Bununla kurtulacağınızı zannetmeyin. Sizler iktidar sahibisiniz, sizler güç sahibisiniz, sizler potansiyel sahibisiniz. Ulan ben duyururum, ben Rabbime bunu mazeret beyan ederim, imkanım yok. Bir devletin başında değilim, bir devletin kurumunda değilim, elimden bir şey gelmiyor. Ulan zaten elimize bırakın silah almayı, kibrit çöpe alsak bizim evimizde tank buluyorsunuz. Ulan elimize bir kibrit çöpe alsak evimizden silah çıkartıyorsunuz. Evimizden bilmem bomba çıkartıyorsunuz. Bin bir türlü mahkemelerde bin bir türlü iftirayla yargılıyorsunuz. Siz zaten bizden bir şey bekleyemezsiniz. Bize o sözü söyleyecek kadar da yüzsüz olamazsınız. Bu kadar ucuz hareketlerle Allah'ın azabından kurtulamazsınız. Allah subhanahu ve teala'nın o kadar verdiği imkanı siz bugün Türkiye'de gerçek manada savaşılması gereken en güzel bir amaç sizin önünüze konulmuş. Gazze gibi mazlumlar için ulan çıkartın orduyu, ulan çıkarsanız askerleri, çıkarsanız da bu konu hakkında TSK'yı yönetseniz o tarafa, bu konuyla alakalı bir müdahale etsenize, ulan ticaretlerinizi artık kessenize, o kadar zulmü yapan bir katil devlete bu kadar yardım edilir mi? Bu kadar destek verilir mi? Halen ticaretlerimiz yok, kesersek şöyle olur böyle olur. Zaten ekonomik olarak beter bir halde millet. 10 bin lira 15 bin lira olmuş kiralar. İnsanlar zaten ezim eziliyorlar. Bari hiç değilse şöyle meşru bir amaçtan dolayı ezilelim. Meşru bir amaçtan dolayı böyle bir sıkıntı çekelim. Sizin saçma sapan beceriksizliğinizin bedelini şu an toplum ödeyeceğine Allah'ın razı olduğu bir ameli yapın da lazım değil. Biz bunun bedelini ödeyelim. Lazım değil. Evimizde sadece ekmek yiyelim ya. Sadece tuz, ekmek yiyelim, soğan yiyelim. Başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki o insanların o sıkıntısına siz bir müdahale edin. Samimi olun. Ama ben şunu söylüyorum ki vallahi samimi değilsiniz. Sizler tam manasıyla dünyanın süsüne aldanmış, dünyanın aldatmış olduğu tiplersiniz. Sizler insanlardan oy alalım, devletin başına gelelim, bazı makamları ele geçirelim ve o şekilde hayatımızı sürdürelim diyen, ucuz düşünen insanlarsınız. Sizler gibi, sizin yapınız gibi, sizin karakteriniz, sizin kişiliğiniz gibi insanlara Allah subhanahu ve teala böyle bir şeyi nasip etmiyor. Ama ben şunu söylüyorum, vallahi eğer samimi olsaydınız bunu çoktan zaten yapardınız, çoktan müdahale ederdiniz. Avrupa'da bir tane köpek ölse dünyaya ayağa kaldırıyorsunuz. İşte hayvan haklarıyla alakalı insanlar sokağa dökülüyor, sosyal medyayı yıkıyor, STK'lar vesaire. Ulan insanlar ölüyor ya. Siz ne yapıyorsunuz? Resmen komedi gibi gökyüzünden insanların üzerine paraşütle gıda atıyorsunuz. Niye silah atmıyorsunuz? O insanların kurtulmasını mı istiyorsunuz? Evet. Silah atın o insanlara. Kendilerini bari muhafaza etsinler de gerçekten bir izzetli bir şekilde hiç değilse savaşabilsinler ya. Yahu sizler resmen avlara biraz daha beslensin, biraz daha büyüsünler diye gıda atıyorsunuz ki İsrailler gelsin o avları daha besili bir şekilde, daha doygun, daha dolu, daha böyle doymuş bir şekilde öldürebilsin diye. Bunun çalışmasını yapıyorsunuz dünya olarak. Halen Avrupa'dan bir medet, bir yardım bekliyorlar. İnsanlar her bir Avrupa devleti birbirinin yüzüne bakıyor. Birisi gidiyor Avrupa Mahkemesi'ne, işte İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Şöyle zulüm var. Ulan bugüne kadar zaten bu insanlar, mahkemeler, bu saçma sapan insanlar uyutan beşikler olmasaydı zaten şu an çözülürdü sorun. Yıllarca 48'den beri orada işgal devam ediyor. Orada insanların öldürülmesi devam ediyor. İnsanların yurtlarından çıkartılması devam ediyor. Doğu Türkistan'da sen öyle safa yatıyoruz. Herhangi bir şekilde sanki Doğu Türkistan'daki zulüm bitti. Onların inancına yönelik herhangi bir şekilde saldırı, herhangi bir şekilde müdahale bitti gibi. Irak desen işte PKK'nın elinde o kadar esir var. O kadar kadın, çoluk, çocuk, Iraklısı, Suriyelisi, Türkiyelisi. Bu kadar insan var ya. Ulan devlet ne işe yarar ben onu anlamıyorum. Yani eğer devlet benim gibi hareket edecekse bugünkü memlekette devlet var olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Vallahi gerçekten şunu üzülerek söylüyorum. Canım sıkıla sıkıla söylüyorum. Ya keşke yapabilseydiniz, şunlara başarabilseydiniz. Biz de deseydik ki ya gerçekten tamam o kadar İslam konuda eleştiriyoruz ama bu devlet gerçekten bizim düşündüğümüzden farklı çıktı ve gerçekten o kadar mazluma sahip çıktı ve o mazlumlar için mücadele ediyor. Bizlerin kalbi biraz bu konu hakkında size karşı yumuşardı ya. Şu yaptığınızdan dolayı ya. Biraz fikirlerimiz, biraz düşüncelerimiz ha değişebilir bu sistem diyebilirdik. Yani bunları yapmış ise Allah'ın başka hukuklarını, hudutlarını da yapabilir diyebilirdik, düşünebilirdik. Ama kardeş, ama arkadaş sizden gerçek manada ümidimizi o kadar kesmiş bir durumdayız ki
Ya bu kadar yardım, bu kadar kimyasal maddeyi nasıl olur da TÜİK hem de apaçık bir şekilde kendi beyanı olarak açıklayabilir. Kendi beyanı olarak arka planda kim bilir daha neler vardır onu bilmiyoruz. Belki bunlar sızanlardır. Belki bunlar mecburi beyanlardır. Şimdi Allah rızası için Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi? Bugün bu raporları benim okuduğum gibi okumuyor mu? Bilmiyor mu? Niye çıkıp demiyor ey TÜİK, ey falan kurum? Yani Erdoğan senin konuşmana hiç kimsenin ihtiyacı yok. Senin çocuğun ölseydi, senin karın ölseydi, kızlarını katleselerdi konuşur muydu? Konuşmazsın. Sen kendi bulunduğun iktidara o beslediğiniz, büyüttüğünüz o yaratık el attığı zaman sizler toplumu ayağa kaldırdınız. Sizler insanları sokaklara döktünüz. Dediniz ki devlet elden gidiyor. Dediniz ki vatan elden gidiyor. Ha, demek ki sen istediğin zaman istediğin meselenin propagandasını istediğin şekilde yapabiliyorsun. Televizyonlarda, medyalarda istediğin şekilde yönlendirebiliyorsun. Bunu başarabiliyorsun demek ki. Eğer bunu başarabiliyorsan bütün bunları da başarabilirdin ama sen bile bile göz göre göre bunları yapmak istemiyorsun. Senin neye hizmet ettiğini Allah subhanahu ve teala en iyi bilendir. Rabbim bizim kalplerimize bunu en güzel şekilde ilka etsin. Senin ne durumda olduğunu Allah subhanahu ve teala en iyi bilendir. Ahiret günü verebileceğin gerçek manada hesabından bile ben korkuyorum. Senin iktidara geldiğin dönemden belli İslam'a kendini nispet eden nice ülkeler helak oldu. Nice ülkeler yerle bir oldu. Düzenleri bozuldu. Düzenleri sarsıldı. Ve sen şu an Türkiye'nin başındasın. Ben şunu söylüyorum ki bugün Türkiye'nin başında gerçek manada Türkiye'nin de başını belaya sokabilecek bir bela duruyor. Allah subhanahu ve teala bu toplumu bu beladan kurtarsın. Ve bu belayı başımıza getiren bu bela olan sistemden de kurtarsın. Ve Rabbim Esselam ismiyle ve El Mümin ismiyle bugünkü topluma muamele etsin. Ve bunlardan önce de El Hadi ismiyle Allah subhanahu ve teala bu toplumu hidayete erdirsin. Ve bizleri birbirimizle kardeş kılsın, birbirimizle dost kılsın, yoldaş kılsın. Aynı Allah subhanahu ve teala için farklı farklı ilahlar, farklı farklı üretilen Allah'lar için değil. Aynı Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği Allah için savaşmayı, yaşamayı, ölmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, hac yapmayı, hayatımızı sürdürmeyi Rabbim nasip etsin. Vallahi bunu istiyoruz. Vallahi bunu istiyoruz. Vallahi bunu istiyoruz. Ama ardından gittiğiniz sistemler, partiler vallahi bunu istemiyor. Vallahi bunu istemiyor, vallahi bunu istemiyor. Ardından gittiğiniz insanlara dikkat edin. Hayatınızı bir sefer yaşayacaksınız. Bu hayat, bu yaşam size bir defa verilecek. Ve bir hakkınız var. Eğer bu hakkı Allah'ın razı olduğu şekilde kullanmaz da Allah'ın sistemine muhalif olan insanların peşinden giderek ve onların sisteminin peşinden giderek kullanırsanız vay halinize, yazık halinize. Zulüm ayyuka çıkmış, adaletsizlik ayyuka çıkmış. Kim ne için öldürüldüğü belli değil. Kim nerede tecavüze uğrayacağı belli değil. Mal güvenliği yok, can güvenliği yok. Türkiye, bütün dünya şu an tam manasıyla emniyetsizliğin esiri olmuş. Emniyetsizlik içerisinde insanlar kendi emniyetlerini sağlayarak yaşamaya çalışıyorlar. Eğer zulüm var ise ve o zulmü durdurmak isteyen, o zulmün önüne engel olmak isteyen bir yapı, bir şeyler yok ise o zulüm katlanarak büyür. Ve o büyüdüğü zulmün gölgesinde biz kalırız. Bugün dünyanın da durumu tam manasıyla böyle. Bu zulmün önüne geçebilecek bir İslam devleti, İslam ordusu olmadığı sürece yeryüzünde zulüm devam edecektir ve katlanarak da büyüyecektir. Bu zulüm büyüdükçe de ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim, beğenelim, beğenmeyelim. Bizlere de zararı dokunacaktır.